Herkese merhabalar. Türkçedeki en önemli konulardan bir tanesi parça anlatım konusunu öğreneceğiz. Bugün sizlerle anlatım biçimlerini, düşünce geliştirme yollarını, kişi ağızlarını yani birinci kişi ağızdan anlatım, üçüncü kişi ağızdan anlatımı göreceğiz. Çok önemli bir konu. Hazır mısın Tonguç evladım benim? Hazırım hocam. Harikasın. Her seferinde hazırım diyorsun ama şunu da unutmayalım. Şimdi birinci dönem bitti. Artık ikinci döneme geçeceğiz. İkinci döneme geçmeden önce mutlaka birinci dönemi tekrarını yapman için LGS tekrar programımızı Tonguç kitapçılarından istemeyi unutmayın arkadaşlar. LGS tekrar programımız ücretsiz bir şekilde sizler için hem nitelikli tekrar programı yani soru çözümü isteyenler için hem de temel tekrar programı konuları tekrar edip daha güçlü başlamak isteyenler için ücretsiz bir şekilde sizleri Tonguç kitapçılarına bekliyor. Aynı zamanda LGS ilk tekrar setinde de biliyorsun ki Tonguç'um ilk tekrar LGS kitabıyla tüm birinci dönem konularını tekrar ediyoruz. İlk tekrar birinci dönem konularında da yine artık netler artıyor. Yani ana denemeleriyle de sadece birinci dönem konularını içeren bu denemeleri çözüp süper bir şekilde hem motivasyonun artıyor, hem netlerin artıyor, hem de birinci dönemi süper bir şekilde tekrar etmiş oluyorsun. Ve en önemli derslerimiz Türkçe ve matematiği de tekrar etmek istiyor musun Tonguç'um? Evet hocam. O zaman mutlaka burada da tüm seneyi de içeren, yeni sorulardan oluşan ve tamamen 2022 LGS'ye odaklı bir şekilde hazırlanmış bu kitaptan da sorularını çözdüğünde zaten LGS'de başarı seni bekliyor. Şimdi o zaman bu kolay, bu lokum konuyu güzel bir şekilde öğrenelim. Zaten bu konuyu önceki sınıflarımızdan yani 6-7'den de biliyorduk. Bugün de güzel bir şekilde öğreneceğiz. Hadi bakalım videomuza başlayalım Tonguç'um. Şimdi birincisi anlatım biçimleri zaten çok kolay bir konu. Yani anlatmaya gerek yok görüyorsun ama yine de ben sana daha iyi öğrenmen için anlatacağım. Anlatım biçimlerinde açıklama, tartışma, betimleme ve öyküleme diye 4 ana başlığımız var. Açıklamada anahtar kelimemiz bilgi. Yani eğer bir parça okuduğunda bilgin artıyorsa açıklama olacak. Eğer bir konuşma havası, bir sohbet havası varsa tartışma olacak. Eğer bir olay anlatılıyorsa masaldan, öyküden, romandan alınmış bir şey varsa öyküleme olacak. Eğer bir resim, bir okuyucunun gözünde herhangi bir varlık canlandırılıyorsa bu da betimleme yani tasvir olacak. Hemen vakit kaybetmeden başlıyorum Tonguç'um. Açıklama yani diğer bir deyişle açıklayıcı anlatım net bir şekilde okuyucuya bilgi verir. Hatırlarsan en başta da biz bilgi yazmıştık. Bu tarz paragraflar yani mesela bir örnek verelim şurada okuyalım. Edebiyat kelime ve kavram olarak Türkçe'de Tanzimat'tan sonra kullanılmaya başlanmıştır. 1860'tan sonra yaygınlaşan edebiyat kelimesi... Hocam siz TRT'de mi çalıştınız? Bak burada net bir şekilde bilgi var. Okuduğun zaman bilgi dağarcığın gelişiyor. Bak net bir şekilde bilgiler var ve adeta ders kitaplarında, ansiklopedilerde kullanılan bir ifade. Ve bu tarz parçalarda Tonguç'um nesnel cümleler kullanılıyor. Yani yoruma yer verilmeyen, kişisel düşünce olmayan cümleler kullanılıyor. Ve buradaki cümlelerde fazla mecazlı anlamlar, sanatlı sözler kullanılmıyor Tonguç'um. Gördüğün gibi herhangi böyle çok abartılı, böyle süslü bir ifadenin olmadığını görüyoruz. Gelelim tartışmaya. Tartışmada tartışmacı anlatım diyebiliriz. Bu sefer tartışma deyince hemen böyle kavga, dövüş, indir öyle falan öyle şeylere gerek yok. Bu sefer zihninde bir sohbet havası canlanacak Tonguç'um. Yani bir konuşma üslubu. Böyle rahat rahat konuşuyor gibi okuyucuyla. Ve öznel cümleler var. Hatırlarsan az önce nesnel cümleler vardı açıklamada. Burada ise öznel cümleler var. Nokta nokta diyorlar. Ben buna katılmıyorum şeklinde cümlelerle başlıyor. Yani işte deneme türünün çok nesnel olduğunu düşünüyorlar. Ben buna katılmıyorum. Özlendir falan diye devam eder. Mesela bir örnek verelim. Şairler şiirleri yazarken etkileyiciyi amaçlayamamışmış. Amaçlamamalıymış. Peki neyi esas amaçlamak kabul edilmeliymiş? Kabul etmeliymiş. Estetik duygu okumayı bilmiyorum da. Estetik duygulardan uzak bir anlam ve etkileyicilikten uzak bir üslupla şiir yazılabileceğini düşünebilir miyiz? Bence düşünülemez. Bak adam önce bir eleştirdi. Böyle düşünüyorlarmışmış. Ben buna katılmıyorum. Adam kafayı yemiş hocam. Ben bunu okumam bile yani. Ne diyorsun inadım? Bence düşünülemez dedi. Sonra yorumunu koydu. Özel cümle. Şiirde kafiye, redif ve diğer şekilsel özellikler bir nebze önemli olsa günümüz okuru artık bunu aramamaktadır dedi. Bak direkt özel cümlelere, kişisel düşüncelere, yorumlara yer veriyor. Bu özellikler olsa olsa eski halk edebiyatı zevkini arayanları mutlu eder dedi ve gitti. Şimdi geldik betimlemeye. Betimleme Tonguç'um betimleyici anlatım demek. Varlıkların adeta resmi çiziliyor. Yani bir varlık. Mesela sen benim kardeşimi tanıyor musun Tonguç'um? Tanımıyorum hocam. Ben şimdi sana anlatıyorum. İki tane kulağı var, bir tane burnu var, iki tane kolu var. İnsan mı hocam kardeşiniz? Evet. Peki. Ama kişi de olabilir yani iki tane kulağı var. Ha demek ki varlıkların ayrıcı özelliğini anlatmadım. Demek ki senin zihninde canlanan şey bir insan mı, keçi mi, kedi mi belli değil. O zaman sen şöyle demelisin. Bana hocam ayrıcı özellikler anlat. Okuyucunun yani senin zihninde tam canlandıramadım. O zaman ben ne yapmam lazım? Mesela işte kardeşim sarı saçlı, mavi gözlü desem ha bu sefer zihninde bir şeyler canlanıyor. Veyahut da işte çok şefkatli, çok iyi desem zihninde bir şeyler canlanıyor. Demek ki sıfatlar ve zarflar kullanacağım. Varlıkların ayrıcı özelliklerini
okuyucunun gözüne canlandırmam lazım. Hemen bakalım. Uzun boylu, sarı saçlı, hafifçe tombulu bir genç içeri girdi. Bak zihninde biri canlanıyor. Çantasından yuvarlak, kırmızı renkli, kesici özelliği olan bir alet çıkardı. Eskimiş, paslanmış kutusunu odanın eski olan kapısının yanındaki çöpe attı. Şehrin kenar bir mahallesinde iki katlı dış cephesi mavi olan bir evde yaşardı. Ev yemyeşil bir zemine sahip, çam ağaçlarıyla süslü büyükçe bir bahçenin içine yer alıyordu. Şimdi sana böyle bir paragraf verebilir ve burada yeşil renkle gösterdiklerimizin varlıkların ayrıcı özelliklerini anlattığını, sıfatlar olduğunu bileceksin ve buna betimleme diyeceksin. Ama seçeneklerde bazen böyle şeyleri sana betimleme ve öyküleme diye de verebilir. Eğer içine birazcık olay kattıysa betimleme öykülemeyi de ekleyebilirsin Tonguç'um seçeneklere. Geldik öyküleme yani öyküleyici anlatıma. Burada ise Tonguç'um olaylar oluş sırasına göre veriliyor. Olay. Ne diyorsun evladım? Olaylar oluş sırasına göre veriliyor. Hikaye, roman veya masallardan hikaye. Bana masal anlatmayın hocam. Anlatmak zorundayım Tonguç'um. Çünkü konuyu anlarsan sınavdan sonra masal gibi bir okula gideceksin. Masal gibi bir hayat yaşayacaksın. Masallardan ne diyoruz? Alınmış parçalardır. Şimdi burada şunu bileceksin. Bu tarz paragraflarda hem betimlemeyi Tonguç'um hem de öykülemeyi birlikte alabiliyorlar. Hatta bir okuyalım bir tane. Hamza sonunda Londra'ya gitmeye karar verdi. İlk önce annesinden ve babasından helallik. Hamza mı? Londra'ya almazlar ki onu. Ne diyorsun? Saçma ama. İlk önce annesinden ve babasından helallik aldı. Onların elini öptü. Kiss the father. Ayrıldıktan sonra şehir istasyonuna doğru yürümeye başladı. Heyecanı yüzden okunuyordu. Şöyle böyle istasyona vardı. Araca bindi. Doğruca havalimanının yolunu tuttu. Fakat biletini almayı unutmuştu. Falan böyle gidiyor. Fakat i̇şte bu vize sorunu yaşadı. Vize sorunu yaşadı diyoruz ve yapacak bir şey yok. Şimdi gelelim düşünce geliştirme yollarına. Düşünce geliştirme yolları son derece... Hello, what is your name? My name is Hamza. Ha, evladım öyle değil mi bak. Sonuçta Hamza dersen o zaman... Hamza. Hamza dersen... Aa çok yakıştı canım gerçekten. O zaman alabilirler. Welcome to London diyebilirler o zaman. Sıkıntı yok. Şimdi nereden geldik buraya Tonguç'um? Saçma sapan espriler yapıyorsun. Düşünce geliştirme yollarında ise bu sefer parçada ağır basan değil de faydalanılan, hangisinde düşünce gelişme, hangisine başvurulmuştur denilen şeyleri göreceğiz. Örneklendirmede mesela örneğin misal gibi ifadelerle konu hakkında konuyu açıklayıcı örnekler veriliyor. Ve bu tür paragraflara dikkat et. Eğer bir paragrafın içerisinde örneklendirme ile alakalı net kelimeler yoksa o paragrafta örneklendirme kullanılmamış olabilir. Bununla alakalı çok fazla soru gelmiş yine gelebilir dikkat olması Tonguç'um. Tanık göstermede ise bir uzmanın önemli bir kişinin sözü, görüşü tırnak içinde aktarılıyor. Mesela bir konu hakkında sen bahsediyorsun sonra Atatürk'ün de dediği gibi diyorsun Atatürk'ün sözünü tırnak işareti içerisinde alıyorsun. Karşılaştırma ise varlıklar benzerlikleri ya da farklılıkları kıyas ediliyor. Daha, en gibi, kadar ise, öte yandan gibi. Yani bu böyledir, şu ise şöyledir şeklinde karşılaştırılıyor. Tanımlama ise Tonguç'um bu nedir sorusuna cevap veriyor. Sayısal verilerden yararlanmadan rakamlar, oranlar kullanılıyor. Benzetmede ise zayıf bir varlık, güçlü bir varlığa... Arkadaşım benzetti hocam beni geçen gün. Evet bak suratından da belli zaten benzetilmiş. O değil evladım. O benzetmek bir başka bir oradaki kavga yoluyla yapılan şiddetvari şeyler kötü. Bunları istemiyoruz biz. Kavgaya hayır... Test çözmeye ve ders çalışmaya ne diyoruz? Ne diyoruz? Onlara da hayır diyoruz. Hayır, onlara evet diyoruz. Gibi andırıyor, tıpkı kadar gibi ifadelerdi. Mesela ev yaşlı bir kadını andırıyordu dediğinde mesela yaşlı bir amcayı andırıyor dediğimizde demek ki böyle eski bir, böyle ihtiyar bir evden bahsettiğini söyleyebiliriz. Bir de kişi ağızları var. Kişi ağızları deyince aklına ne geliyor Tonguç'um? Hocam mesela benim arkadaşımın ağzı bozuk yani. Gerçekten terbiyesiz konuşuyor. Hayır, kişi ağzı derken... Hayır o değil Tonguç'um. Kişi ağzı derken anlatım sırasında birinci kişi ağzından ya da üçüncü kişi ağzından anlatabilirsin. Mesela şöyle, şuraya 3 olacak tabii ki. Bunu şöyle 3 yapalım. Burası karışmasın. Şöyle hop. Şimdi yazar kendi başından geçenleri anlatır. Birinci tekil ve birinci çoğul şahsiyetleri kullanır. Yani ben ve biz. Mesela içeri geldim, kapıyı kapattım diye gider. Üçüncü kişi ağzından anlatımda ise yazar gördü ve tanık olduğu olayları anlatır. Üçüncü tekil ve üçüncü çoğul şahsiyetleri kullanır. Bu sefer de geldim değil de içeri geldi, kapıyı kapattı, yerine oturdu gibi cümleler kullanılıyor Tonguç'un. Anlatım özelliklerine baktığımızda ise en iyi şekilde, en detaylı şekilde öğretmeye devam ediyoruz. Birincisi sınavlarda en fazla sorularını Tonguç'um özgünlüktür. Özgünlüğü çok göreceksin sorularda. Neden? Çünkü özgünlük bütün sanatçıların ulaşmak istediği hayalindeki şey. Yani farklı olmak. Taklide düşmemek, kendine has, orijinal olmaktır. Bak orijinal ifadesi de yabancı bir kelime ama bunu da bilmen gerekir. Bu da özgünlükle alakalı Tonguç'um. Akıcılık ise anlatımın ses akışına uygun olması. Böyle akıcı, rahat rahat okunabilir. Hatta bunun daha da ileri seviyesi sürükleyiciliktir Tonguç'um. Bir de özlülük vardır ki bunu da çok iyi bilmelisin Tonguç. Bu da
Az sözle çok şey anlatmaktır. Özlü sözler söylemek zordur. Atasözlerimiz, deyimlerimiz özlü sözlerdir. Hatta ünlü bir yazar olan Anton Çağ demiş ki daha kısa yazacak kadar vaktim olsun isterdim demiş. Yani daha kısa yazmak daha çok vakit ister diyoruz Songuç'um. Anlatımın belirsizlik taşımaması, net olmaması, net olması ise belirsizlik taşımaması, net olması, her okuyanın aynı anlamı çıkarması ise açıklama tarzı paragraflardan anladığımız kadarıyla da anlatımda açıklıktır Tonguç'um. Bir de anlatımda çelişkiye düşmemek, bir söylediğinin diğer söylediğiyle tutması, birbiriyle tutarsız olmamasına ise biz tutarlılık diyoruz. Bunun tam tersi de... Hocam tutarlı mısınız siz hocam? Tabii ki tutarlıyım. Bak en baştan beri çalışırsam... Özgün müsünüz peki? Farklı olmaya çalışıyoruz. Kendimize ait bir tarzımız var Tonguç'um. Akıcı olmaya çalışıyoruz. Özlü müsünüz hocam? Özlü olmak için hemen videomuzu kısa bir şekilde... Açıklık mısınız hocam siz? Her okuyanın, her dinleyenin aynı anlamasını çıkarması için, herkesin aynı şeyi anlaması için açık anlatmaya çalışıyorum. Ve az sözle çok şey anlatmaya çalışıyorum. Çünkü herkesin vakti değerli. Evladım ödülü soru yap, yorumlar ol. Hadi bakalım.